Önemli çalışmalar da tabii ki sürüyor. Depreme hazırlık dediğimizde depreme hazırlıklar kapsamında AFAD'ın önemli çalışmaları var efendim. Bursa'daki Afet Eğitim Merkezi de bu hazırlıklar kapsamında hayata geçirilen projelerden biri. Merkezde sivillere de deprem eğitimi veriliyor. Deprem gerçeği bilimsel verilerle anlatılıyor, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösteriliyor. Burası Bursa'da bulunan AFAD'a bağlı Afet Eğitim Merkezi. 12 farklı simülasyon sistemiyle sivillere afet eğitimi verilen merkezde deprem eğitimi için özel bölümler yer alıyor. Deprem sarsma tablası da bunlar arasında. Deprem eşittir hangi binalar sallanır? Genel algımız yüksek binaların olduğu, yula yula yula, uzun uzun demek, hay 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 hay, hızlı, daha hızlı. Yani fay hattının konumuna bağlı olarak gelen deprem ritmik dalgalar eğer uzun gelecekse yüksek binada sallanacaktır. Ama ritmik olarak daha kısa deprem dalgalarında küçük binalarda sallanacaktır. Deprem eşittir tüm binalar sallanır, deprem eşittir çürük binalar yıkılır. Deprem simülatöründe ise deprem anı tecrübe ediliyor. Sistemde Türkiye'de meydana gelmiş büyük depremlerin senaryoları kayıtlı. Van Muradiye depremini şu an senaryosunu çalıştırıyorum ve yaklaşık 40 saniye sürecek. 6.7 magnitünde Van Muradiye depremi 2011 yılında 42 kilometre derinlikte olan bir deprem. Sistem çalışmaya başladı. Doğru davranış bulunduğumun mekanda çök kapan tutun hareketini yaparak ya da cenin pozisyonunda sarsıntının geçmesini bekleyeceğiz. Sarsıntı bittikten sonra artçı depremlerden korunmak için de mutlaka açık alana çıkmak zorundayız. Deprem sonrasında oluşan yıkım ve tahliye sırasında dikkat edilmesi gerekenler enkaz koridorunda gösteriliyor. Olur da enkaz içerisinde kalırsak sürekli bağırıp çağırıp enerjimizi tüketmememiz gerekir. Bu bekleme süresini mümkün mertebe uyuyarak kurtarma ekipleri geldiğinde bize seslenecektir. Sesimi duyan var mı? Sloganını duyduktan sonra var gücümüzle onlara işaret göndermemiz gerekir ki yerimizi çabuk bulup biz oradan çıkarsınlar. Evimizi tahliye etmeden önce mutlaka evimizde kapatılması gereken vanaları, şarteleri kapatmamız gerekir. Ya da dışarı çıktığımız yetmiyor. Etrafımızda bizi tehdit eden ikinci açılara karşı mutlaka bir takım düşebilecek, devrilebilecek malzemelerden de kendimizi korumamız gerekir. Burada bir vatandaş elektrik tehlikesi var. Eğer biz ona yardım etmeden önce elektriği ortadan kesip sigortasını, vanasını kaldırmadan müdahale ettiğimizde biraz sonra biz de kurtarmalık duruma düşmüş olacağız. Yangınlar çıkabiliyor. Onun için de evimizdeki kapatılması gereken şartel vanaları mutlaka kapatmamız gerekir evimizi tahliye etmeden önce. Merkezde deprem sırasında oluşabilecek yangınlara yönelik doğru davranış teknikleri de uygulamalı olarak anlatılıyor. Duman simülasyonundaki eğitim yangın çıkan evlerden tahliye için hayati öneme sahip. Burası duman simülasyonu ve dumanlı ortamlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği gösteriliyor. Burayı yangın sırasında dumanla kaplanmış bir apartmanın acil çıkış koridoru olarak kabul edebilirsiniz. Ve işte bakın yangın sırasında insanlar bu acil çıkış levhalarını, tabelalarını takip ediyorlar ama yapılması gerekenler var. Ne yapılması gerekiyor? Evet, şu an gördüğünüz gibi duman havadan hafif olduğu için üst katmanda birikti. Hep birlikte şöyle aşağıya doğru indiğimizde göreceğiz ki alt ortamda çok daha az daha duman var. Böyle bir ortama maruz kaldığımızda şu an afaki konuşuyoruz. Nerede ne zaman kalacağımızı bilmiyoruz. Dumana maruz kaldığımızda yapmamız gereken ağzımızı burnumuzu ıslak mendille ya da üstümüzle kapatıp eğilip mutlaka açık alana çıkmamız gerekiyor. Ama o panikle insanlar genelde yukarıya kaçıyor ama doğru olan üste değil, alta doğru kaçmaya çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişi yaralandı. İstanbul gibi fay kuşağında olan birçok şehirse olabilecek depremler nedeniyle risk altında. İşte tüm bu gerçekler dikkate alındığında depremin yıkıcı etkilerinden korunmanın en önemli yollarından biri de deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapılacağının öğrenilmesi. Uzmanlar herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Çünkü deprem bilinci hayat kurtarıyor.